Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir yelek çalışması yapacağız. Hem robası farklı hem de alt modeli oldukça şık bir yelek modeli. Alt model için Nesrince Örgüler YouTube kanalına teşekkür ederim arkadaşlar. Oradan görüp yeleğin alt bedenini uyguladım. Uzun zamandır yapmak istediğim bir modelde anca fırsat bulabildim. Robamız da yine farklı bir roba. Bunu da bir takipçim paylaşmıştı. Hatta şu haliyle paylaşmıştı. Bakıldığında birçoğumuzun yapabileceği bir model ama karışmaya da biraz müsait bir model. Bir önceki videomda o yüzden şöyle küçük bir parça halinde çekim yapmıştım. Eğer roba yaparken zorlanırsanız tek anlatım olduğu için, yani karışıklık olmayacağı için oradan da yardım alabilirsiniz zorlanırsanız. Yakada yine hazır lastik tekniğini uygulamıştım. Bu videomda uygulamayacağım. Direkt haroşanın üzerinde yapacağım. Eğer yapmak istiyorsanız yine kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da anlatırsam çok uzuyor. Yani ayrıca bir anlatım gerektiren teknik. O yüzden direkt normal başlayıp yapacağız. Bu yeleğimi Elit Baby ile örmüştüm. 3,5 numara şişle. Oldukça büyük bir yelek oldu. Yani 85 ilmek başlamıştım ama yaklaşık 3 yaşa kadar olur arkadaşlar. Ben çok büyük yapmıyorum aslında ama ilk defa 3,5 ile yelek ördüm. Böyle oldukça geniş bir yelek oldu. Yumuşak örgü sevenler için ideal ama ben 3 numara ile örmeyi daha çok tercih ediyorum. Yine bakın çok yani çok hor değil ama yine de dediğim gibi tercih meselesi. Bu şekilde 3,5 ile ördüğünüzde büyükçe bir yelek elde edebilirsiniz. Benim gibi 3 numarayla örüyorsanız eğer 1-1,5 ya da 1,5-2 yaş bir yeleğimiz olacak. Şimdi ben haroşayı zaten klasik başlama yöntemi olduğu için böyle hemen hazırladım. Robamıza geçiş yapacağız, birlikte öreceğiz. Şimdi 3 diş haroşamın bakın öncelikle birinci sırasını ördüm. Arka sırasında ileğimi açacağım. Yaka düşürmede yapacağımız için önler 16 ilmekti. 14 ilmek kala dönmeye başlayacağız ve robamızı da uygulayacağız. Şimdi unutmadan sayılarını vereyim. 85 ilmek başlıyoruz. 16 ilmek önler, 12 ilmek kollar, 25 ilmek de arka, birer ilmek de beden aralarında var. Toplamda 85 ilmek. İlk aralarımızda söyleyeyim arkadaşlar, 15 diş aralıkla ben açtım. Siz daha sık istiyorsanız eğer 6 ilik yapacaksanız 12-13'te de açmanız mümkün. Diyelim ve örgümüze başlayalım. Şişim şöyle görebilirsiniz. 3 numara şiş. İpimi de göstereyim. Her zaman tercih ettiğim kartopu Baby One. Renk kodu da 255 arkadaşlar. Hemen ilk iliğimizi açarak robamıza başlayalım. 4 ilmek örüyorum. Sonrasında dolayıp keserek bu şekilde ilk iliğimi açıyorum. Şimdi haroşamı örmeye devam ediyorum. Ta ki burada 14 ilmek kalana kadar örelim. Sonrasında yaka düşürme yaparak örgümüze, modelimize, robamıza başlayalım. Evet, sol şişimde 14 ilmek kalana kadar örmeye devam ettim. Burası örgümüzün arka yüzü. Şimdi ön yüzüne geldik. 14 ilmek sağ şişimizde var. İlk ilmeği örmeden aldım. 16. 16 ilmek önlerimizde. 1 dola, 1 düz, 1 dola. 12 ilmek kolu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane artırdım, bir düz ördüm, bir tane artırdım. 25 ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 12 ilmek örüyoruz kolumuz için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son kez ayrımımızı yapıyoruz. Bir dola, bir düz, bir dola. Şimdi şişimizde 16 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yine diğer tarafta olduğu gibi 2 ilmeğimizi ördük. Yaka düşürme yaptığımız için arkaya dönüyoruz. Arka sıramız tamamen ters örgü. Kenarda haroşamız da yok henüz. Ters olarak ilerliyoruz. Şöyle bakalım. Bakın döndüğümüz yer şöyle belli. Buradan 2 ilmek daha ilave edeceğiz. Sağ şişimizde 12 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Evet, bakın oraya geldim. Söylediğim yere, döndüğümüz yeri ördük. 2 ilmek daha ilave ettik. Şu an şişimizde 12 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 7, 7 ilmek kalana kadar aynı şekilde dönmeye ikişer ilmek devam edeceğiz. Son ilmeğimiz 1 ilmek kalıyor. Onu da 1 ilmek ya da son dönüşü 3 ilmek olarak da yapmak mümkün. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3. Hemen artırdığım ilmekten önce bir kez daha artırdım. 1, 2, 3. Tekrar artırdım. Diğer artırma noktasına kadar örmeye devam ediyorum. Ayrım yerlerini yaptığımız için tekrar saymaya gerek yok. Hatta örgümü de şöyle alayım. Takibini de rahatlıkla yapalım. İlk sıramızı yaptık. Bakın ikinci sıramızı sağ ve sola doğru açarak örüyoruz. Yeleğimizi, robamızı. Bu iki sıra daha önce yaptığımız robalara benziyor arkadaşlar. Eğer kanalımı takip ediyorsanız, kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Birbirinden güzel roba ve yelek videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Yine geldik bakın artırma noktasına. Dediğim gibi saymamıza gerek yok artık. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. Arka bölümü örmeye devam ediyorum düz örgü olarak. Artırma noktasına kadar hızlıca geliyorum. 4 artırma noktası var. Hepsi aynı ilerliyor her sırada. Düz örgümü hızlıca geçiyorum. Şöyle birkaç model yaptıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben de örmeye devam edeceğim robamı bitirene kadar. Sonrasında birlikte alt model kurulumunda yapıp ben videomu sonlandıracağım. Evet, bakın yine artırma noktasına geldim. Bir önceki artırdığım ilmeği örmeden artırdım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrar artırdım. Düz örmeye devam ediyorum. Kanalımda bunun gibi birçok roba ipamını bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani oldukça güzel ve şık, birbirinden güzel robalar kanalımda. Yine artırdım. 3 tane ördüm. 1, 2 ilmek ördüm. Yine buradan da 2 ilmek ilave ediyorum örgüme. Yaka düşürme tekniği uyguluyoruz. Yine arkaya döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine artırdığımız yere kadar ters örmeye devam edelim. Evet, yine döneceğim yere kadar, bakın şurada belli zaten, örmeye devam ettim ters olarak arka sırayı. Hemen 2 ilmek daha ilave ettim. Burada 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Yine bir önceki sırada artırdığım yere kadar düz örüyorum. Evet, şimdi bu sırada işlem yapacağız. Şuradaki, bakın, şu baklava dilimini vereceğiz. Yine burada 1, 2, 3. artırmamızı yaptık. Bir tane düz ördük. Yine tekrar doladık. Bakın burada 3 ilmek var. Üçünü birlikte örüyoruz. Yani kesme işlemi yaptık. Sonrasında yine doladık. Bir düz ördük. Burada bakın 1, 2. Normal yeleğimizin artırmasını da yaptık ve tamamladık. Şimdi devam edelim. Kafanız karışmış olabilir burada. Yapmaya devam edeceğiz birkaç tane daha. Şimdi bunu da yapalım. Ben yine özet olarak göstereceğim. Normalde daha önce yapmışsınızdır. Şöyle üçlü artırmalar. Burası aynı. Yani üçlü olarak devam ediyor. Ortada örnek koyuyoruz. Öyle söyleyelim. Bakın burada normal 1, 2, 3'lü artırmamın artırmasını yaptım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Burada ise model koyuyoruz. Bir artır. Üçünü birlikte ör. Bir artır. Yani burada iki taneyi kestik. İki tane de artırmış olduk. Şimdi bir tane düzümü örüyorum. Bu da benim roba artırmam. Bunu da artırdıktan sonra örmeye devam ediyorum. Tekrar ilerleyelim, arka sıramızı yapalım. Zevkli bir roba ama dediğim gibi, hani dalgınsanız eğer karıştırmaya biraz müsait. Hani benim de aralarda yanlış yaptığım olmuştu ilk yaptığımda robayı. Ama normalde dediğim gibi daha önce mutlaka yapmışsınızdır. Böyle üçlü, hatta 1, 2, 3, 4'lü, 5'li şu şekilde artırmalar. Sadece ortasında küçük bir detayı var. O üçlü artırmaya odaklanırsanız eğer çok fazla yanlış yapmazsınız. Bakın 1, 2, 3. artırmamı kaydırarak yaptım ve bir düzümü ördüm. Artırdım. Üçünü birlikte ördüm, artırdım. Bu da buradaki örneğimiz. Tekrar bir düz, bir artır. Bu da robamızın artırması. Buradan artmaya devam etti. Ortada yaptığımız işlemde herhangi bir kesme ya da artırma olmadı. Çünkü iki tane artırdık, iki tane kestik. Son kez yapalım. Artır, bir düz ör, artır, üçünü birlikte alıyoruz. Tekrar artır, bir düz ör, artır, düz örmeye devam et. Yine yaka düşürdüğüm yere geldim. 2 ilmek daha ilave ettim. Arka sıramı ters örerek sıra başına kadar geliyorum. Evet, yine ters örerek geldim. Burada artık 3 ilmeğimiz kaldı. 2, 1 ya da tamamını 3 ilmek örerek de bitirebilirsiniz. Yaka düşürme işlemini arkadaşlar. 2, ben de 3 öreceğim. Ama dediğim gibi 2 son kez, 3. kez dönerek de, yani bir kez son ilmeği 1 alarak da devam edebilirsiniz. 2, 4, 6, 7. Son ilmeğim 3 tane kalmıştı. 3'ünü birlikte alarak yaka düşürme işlemini bu tarafta sonlandırdım. Dediğim gibi biraz daha oyuntulu olsun istiyorsanız 2, 1 şeklinde de bitirmeniz mümkün. Çok fazla uzatmak istemedim. Şimdi bakın buraya geldik arkadaşlar. Tekrar baştan açmaya başlayacağız. 1, 2, 3 artırmamızı yaptık. O da bizim, bakın, şu ilmeğimiz. Buraya geldikten sonra 1, 2, 3 ya da tam şuraya gelene kadar düz örmeye devam ederek gelebilirsiniz. Bir tane artırdım, bir düz ördüm, bir tane artırdım. Burada artırmam bitmişti artık. Düz örerek geçiş yapıyorum.
Yeni bir üçlü artırma yapacağız. Şöyle şuradan tekrar açmaya başlayacağız. Buralarda dediğim gibi kafanız karışabilir ama hani yoğun örgü yapan biriyseniz benim gibi rahatlıkla yapmanız da mümkün. Hatta bakarak bile modeli çıkarmak mümkün. Aslında kolay bir model. Yine bakın buraya artırma yerine geldim. 1, 2, 3 ilmek sayarak ayarlayabilir ya da kestiğimiz ilmek. Bakın bizim ortadaki ilmeğimiz belli. Artırdım. Bir tane düz ördüm. Artırdım. Düz örmeye devam ediyorum. Bunu da bitirdikten sonra ben robamı örmeye devam edeceğim. Başı alarak dahi buradaki örneği artık yapabilirsiniz. Aynı şeyleri tekrar tekrar roba bitene kadar anlatmaya gerek yok. At modelimi de henüz parça halinde çekmedim. Ama en kısa sürede yeni kanalım kardeş örgüler örgü modellerinde onu da parça halinde çekerim. Eğer hani uzun bir anlatım size zor geliyorsa yapamayanlar oradan da bakabilirler parça anlatımına. O da çok zevkli bir model. Arada popcornlar var. Yine bakın şurada kestiğim ilmeğe yani orta ilmeğime geldim. Bir artır, bir düz, bir artır. Robamıza ilk başladığımızda yaptığımız gibi. Sonrasında düz örerek ilerliyoruz. Zaten az çok kafamızda model oluştu. Bir tane yaptık. İkinciyle devam ediyoruz. İki sıra daha anlatacağım ben. Yine geldik. Artırma noktamıza. Henüz bakın bu ilmeğimiz değil. Ortadaki ilmeğim. Bir dola. Bir düz. Bir dola. Düz örerek ilerliyorum. Kenarda 10 ilmeğimiz kalmıştı. Dediğim gibi buradaki ilmeğimi de son 3 ilmeğimi ördüm ve artık yaka düşürme işlemimiz her iki tarafta da tamamlandı. Şimdi arka sıraya geçtim. Şöyle sıra başına kadar örmeye devam edeceğiz artık. Yani yaka düşürme işlemimiz bitti. Satır başına kadar ters örmeye devam edelim. Evet, arka sırayı örmeye devam ettim. Yaka düşürme işlemi bittiği için dediğim gibi artık satır başına kadar geliyoruz. Hemen robamızı örmeye devam edelim. İkinci modelimizin ikinci sırasıyla devam ediyoruz. Şimdi artık yaka düşürme işlemi bittiği için satır başına kadar yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle başlangıçta iki artırmayı göstereceğim. Zaten yaptık hani ilk sırayı birlikte yaptık tamamen. İlk modelimizi. Yine artırdığımız yere kadar geliyoruz. Şurada olduğu gibi bakın. Artırmıştık, bir düz örmüştük, artırmıştık. Şimdi yine artırdık. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında artırdık. Yine bir sonraki artırma yerine kadar düz örerek ilerliyoruz. Bakın şurada artırdığımız yer. Altındaki artırma noktasıyla bu sırada karıştırabilirsiniz. Bakın şöyle üst üste artırmalar ama sizi yanıltmasın. Burası bizim model yaptığımız yerde ikinci
Ajurlar ise burada bizim yeniden başladığımız yer. Artırdım. 1, 2, 3. Tekrar artırdım. Örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Son bir kez daha göstereceğim. Aynı başlangıçta yaptığımız gibi aslında yeniden başladık. İkinci sırasını yapıyoruz. Düz örgülerimi hızlıca geçiyorum. Son kez yapalım birlikte. Ben örmeye devam edeyim. Yine bakın bu ilmek değil. Bir önceki sırada artırdığım yere kadar geldim. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir kez artırdım. İkinci sıramızda bu şekilde. Şöyle bir bakalım yaptığımız yere. Evet. Şimdi bir sonraki sıramızda yapıp artık ben örmeye devam edeceğim. Evet, kesme yaptığımız sıramıza geldik yine modelimizin artırmamızın 3. sırasına. Kenar patımı haroşa örerek başlıyorum. Yaz gününde arkadaşlar şişler bile gıcırdıyor. Örmesi o kadar zor oluyor ki. Örgü örmesi sesi geliyordur belki videoya. İpler, şişler gıcırdıyor gerçekten. Zor oluyor yaz gününde örgü örmek. Ama ben de kanalımı da boş bırakmak istemiyorum. Hani sizlere yeni videolar yapmak için yaz kış durmadan örmeye devam ediyoruz. Evet bakın yine kestiğim sıraya geldim. 1, 2, 3. artırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Tekrar doladım. Burada modelimiz var. Yani robamızda örneğimiz var. Üçünü birlikte kesiyorum. Tekrar artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. Bu da bizim 1, 2, 3. artırmamız. Düz örerek yine bir sonraki artırma yerine kadar ilerliyoruz. Son kez göstereceğim. Arkadaşlar zaten hani bir önceki sırada da aynı işlemi yapmıştık. Bir tane daha yapayım dedim. Daha net anlamanız açısından düz örerek geliyoruz artırdığımız yere kadar. Hemen burada bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Yine bir tane artırdım. Ortadaki 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Artırdım. 1 düz ördüm. Artırdım. Yine sonraki artırma noktasına kadar örerek geliyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Bakın 1, 2. Şu anda toplamda 2 örneğimiz oldu. Şöyle yeleğime de bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yarım yapmıştım ama 7 tane yeterli geliyor. 7 artırma olana kadar devam edeceğiz. Toplamda üçlü üçlü artırma olduğu için 3 kere 7 21. Toplamda 21 kez artırmış olacağız arkadaşlar. Şuradaki baklava gibi görünen örnekleri sayarak toplamda 7 tane olana kadar robamızı örmeye devam edelim. Evet, ben robamı örmeye devam ettim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak 7 tane olana kadar örmeye devam ettim. Toplamda 21 kez artırdım. Önler 16 ilmek başlamıştık. 21 kez artırdığımızda 37 ilmek var önlerimizde şu an itibariyle. Ama haroşaya geçişlerde yine 2 sıra burada artırmayı planlıyorum. Alt sıraya geçtiğimizde yani alt modele geçtiğimizde toplamda 159 ilmeğe ihtiyacımız olacak. O yüzden artırırsak robamız bitmeden çok daha rahatlıkla modelin kurulumunu yapabiliriz. Şöyle onu da bir kez göstereceğim.
Ben ters ördüğüm için tüm ilmeklerimi ters örerek ilerletiyorum. Misralı şişimi çelik şişe geçirdim arkadaşlar. 80 santimlik bir şişle örmüştüm. Daha uzun yani 100 santim bir şişe aldım. Santim de yeterli gelebiliyor ama tamamen açmanızı engelleyebilir. Tamamen robayı serip bakamazsınız. O yüzden 100 numara pardon 100 santim şişe geçirdim ilmeklerimi. Bakın şimdi şuradan tekrar artırmamız gerekecekti normalde bu sırada. Haroşayı koyarken de sadece aynı noktadan şöyle bir tane gizli artırma yaptım. Yine bir gizli artırma daha yaptım. Bu şekilde her artırma noktasında sağdan ve soldan artırmaya devam edeceğim. Bir sonraki sırada yine aynı yerden yani buraya geldiğimizde fark etmez. İki tane aralıklarla artırma yaparak robamızda da haroşanın iki sırası yani bir iki son sırasında artırma yapmayacağız. Haroşamızın iki sırasında bu şekilde artırmaya devam edeceğiz. Şöyle dilerseniz bir kez daha göstereyim. Artırmazsanız gizli artırma ya da kol altında çok fazla artırma yapmamız gerekiyor. Böyle fazla ilmekli modellerde 159 ilmek demiştim. Oldukça fazla bir ilmek. Bazen 140 ilmekle bile 2 yaş bir yelek örebiliyoruz. Çok artan model oluyor. Ama 159 ilmeğe ihtiyacımız olduğu için burada ara artırması yaparsak kol altında çok fazla artırmaya gerek kalmaz. Eğer buradan yapmazsanız son sırada haroşanın ben yine aralarda bu şekilde gizli artırma yapıyorum. Hem görüntüde bir çirkinlik ya da bozukluk olmuyor. Düzlerde eğer yaparsanız da modele geçtiğimizde yaparsanız onlar görünebiliyor. Yani sevmiyorum o zaman. Böyle aralarda haroşaya geçişlerde yaparsanız eğer hiçbir farklılık olmayacaktır. Örgüde de bir bozuk görüntüler olmayacaktır. Ama tercihen yine istediğiniz şekilde sizler de artırma yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir kez daha göstereceğim. Artırma noktasına geldiğimde. Yani burada da yapabilirsiniz. Çok önemli değil aslında. Ama ben ortaya geldiğim noktada yapmayı tercih ettim. Bakın burada bir tane gizli artırdım, bir tane ördüm. Yine aynı şekilde bir tane artırdım. Sonraki sırada da yapacağım artırmamı, son sıramda yapmayacağım. Üç diş haroşamızı bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar robamızı tamamladı. Haroşamı ördüm. Haroşanın ilk iki sırasında artırmalarımı yaptım. Son sırasında artırma yapmadım. Toplamda 269 ilmeğimiz oldu roba bitiminde. Aralarda artırmıştık. O yüzden oldukça fazla bir ilmeğimiz oldu. Kol altından çok fazla artırmamıza gerek kalmayacak. Ben şu şekilde ayarladım. Bakın şurada bir tane ilmeğimiz vardı. Buradaki ilmekleri bedenlere vermeye yani kola vermedim. Oradaki ilmekleri bedenlere verdim. Önler 40, arka 73, kollar 58 ilmek oldu arkadaşlar. Şimdi kolları çıkardığımızda kalan ilmek sayımız 153. Bizim 159 ilmeğe ihtiyacımız vardı modeli kurmak için. Üçer ilmekte kol altından artırma yapacağız. Yeleğimiz model kurmaya hazır hale gelecek. Eğer siz oldu ki hani aralarda artırma yapmayı unuttunuz, eksik ilmeğiniz çıktı. Bu eksikleri kol altından yani önlerde 40 ilmeğiniz olmayabilir. Yani 38 ilmek olur, arka yine eksik olur. Eğer bu şekilde olduysa artırmayı unuttuysanız kol altından 3 değil de daha fazla artırarak ilmek sayınızı 159 ilmeğe ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben her zaman olduğu gibi bir kolumun kesimini göstereceğim. Her yeleğimde gösteriyorum zaten takip edenler bilir. Farklı bir kesme tekniği uyguluyorum kol altında. Belki benim gibi yapanlar vardır yine. Öncelikle haroşamızın 3. sırasının arka sırasındayız. Şuraya kadar haroşa örgü olarak öreceğiz. Yani hem bir önü bir kolu öncelikle haroşa örgü olarak öreceğiz. Ben hızlıca örüp
kırmızı işaretleyicimin yani kolun bitimine kadar örüyorum. Evet, kırmızı ayracıma kadar haroşamı örerek geldim. Şimdi üçüncü haroşamı tamamlamış oldum bu sayede de. Şimdi burada kol kesme işlemini yapıyoruz. Geri döndük. Henüz buraya örmedik. Klasik kesme yöntemi ya da tırtıklı kesme var arkadaşlar. Çok güzel duruyor yine kız bebek yeleklerinde. Ben şu an tercih etmeyeceğim. Kanalımda var. Yapmak isterseniz tırtıklı kesme tekniği kardeş örgüler yazarsanız aramalarda bulacaksınız. Kol kesiminde yine ne çok gergin ne de bol olmamasına özen gösteriyoruz. Rahat bir kesim yapıyoruz. Çok bol hoş durmuyor arkadaşlar. Çok gergin yaptığımızda da kol genişliği daralıyor. Bu da kullanışsız oluyor. O yüzden her zaman yaptığınız gibi rahat bir kesim yaparak kolumuzu kesiyoruz. Ben biraz daha kesmeye devam edeyim. Evet, şöyle birkaç ilmeğim kaldı. Kesmeye devam ettim hızlıca. Kestim. Şişimdeki ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Son olarak taktım. Kestim. Evet. Böyle örerek arka sırada geri geldik. Tekrar döndük. Kol kesimini yaptık. Şimdi 3 ilmek artırmam gerekiyordu kol altında. 1 2 3 3 ilmeğimi artırdım. Şuradaki ilk kestiğim yeri takıyorum arkadaşlar. Böyle geçiş yaparsak bakın şurada bir çıkıntı meydana geliyor. Bu da hoş görünmüyor. Hemen ilk kestiğimiz ilmeği bu şekilde şişimize takıyoruz. Üçünü birlikte ördüğümüzde hem buradaki çıkıntı gidecek hem de kol altı daha düzgün olacak. Tek ilmek ördüğümüzde ilmeklerde açılma yapıyor. Bu da hoş görünmüyor. Yine bu da kol kesiminde küçük bir detay. Baştan sona yelek anlatımı yaptım. Tüm yeleklerini de zaten gösteriyorum bu şekilde. Takip edenler biliyor. Üçünü birlikte aldığım için eksilme ya da artırma olmadı. İpimi gerdiriyorum. Şöyle bir iki ilmek daha ördüm. Yine geri döndük. Kafanız karışmasın. Buradaki bakın devam edersek eğer devam etsek de olabilir ama bir sonraki sırada örnek kurulumu yapacağız. Şuradaki ilmeklere kurulum yapamıyoruz. Ajurlu modeller oluyor ya da farklı bir model yaptığımızda. Buraya hemen model kurulmuyor. Onun için tekrar geri döndük. Şöyle artırdığım ilmeklerimi örüyorum. 3 ilmek artırmıştık. Çok fazla artırmamıza gerek kalmadı ama yine hani ilmek sayısına göre 7-8 ilmeğe kadar kol altında artırmak mümkün. Bakın yine burada bir ilmek uzaması oluyor. Bunu da istemiyorum. Hemen bu şekilde attım. Son ilmeğimi de bu şekilde aldığımda kol altı gerçekten çok düzgün çıkıyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bunu ördüm. Yine şöyle 2 ilmek daha bedende ördüm. Bakın. Kol altı oldukça sağlam ve düzgün görünüyor. Normalde ilmekler birer ilmek aldığımızda uzama yapıyor kol altında. Bu da kullanışlı olmuyor. Yine son kez döndük. Artık örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğimi almadım. Hani geri döndük. Orada bir çıkıntı olur mu ya da çirkin durur mu diye hiç endişe etmeyin. Gerçekten oldukça güzel bir kol kesimi oluyor bu şekilde. Özellikle hani düz örgü yapacaksanız direkt kesip geçebilirsiniz. Hani çok önemli değil ama örnek yapacaksanız eğer dediğim gibi oradaki artırma ilmeğine örnek kurulmuyor. Bu da işimizi zorlaştırır. Bakın. Oldukça güzel bir kesim. Şimdi yine ikinci kolu kesmeyeceğim arkadaşlar. Ben hani videoda göstermeyeceğim en azından. Yine arkayı ve burada kolu örerek geliyoruz. Sonra dönüp kolu kesiyoruz. 3 ilmek artırıyoruz. Artırdığımız ilmeği örüyoruz. Sonra satır başına kadar gelip modelimizi kuruyoruz. Ben şimdi ikinci kolumu da kesip model kurulumuyla geliyorum.
Evet, her iki kolumuzu da kesimini yaptık. Artırımlarını da yaparak modelimizi, robamızı ayarladık. Şimdi alt model için 12 ve katları artı bir ilmeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım için 159 ilmek olarak ayarladım. Daha küçüğünü yapmak istiyorsanız eğer 12 ilmek eksilterek ya da daha büyüğünü yapmak istiyorsanız artırarak yeleklerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. İlk sırayı sıra başına kadar birlikte kuracağız. Sonraki sıralarda şöyle hani başlangıcını yapıp ilerleteceğim. Sıra sonuna kadar anlatmaya gerek olmayacak. Öncelikle modelimizi zemine oturtalım sayı olarak. Sonrasında hani başlangıçtan bir iki tane gösterip ilerleteceğim. 2, 4, 6, 7. Modelimize ilk popcorn yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. 7. ilmeğime popcornumu yapıyorum. Şöyle 7. ilmeğimi aldım. Üç zincir çekiyorum. Popcorn'u farklı şekillerde yapımını bulabilirseniz, eğer daha önce yaptıysanız, nasıl yapıyorsanız bunu da o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Üzerine aldım. İlmek attım. 1 2. Burada bitirmiyorum. Tekrar üzerini doladım. 1 2. Tekrar doladım. 1 2. Şu anda bakın başlangıç zincirimle birlikte 4 tane var. 5.'yi de yapıyorum. 1 2. Yine burada popcorn ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ya da şişinizin ayarlamak mümkün arkadaşlar. Toplamda 5 tane oldu bakın. Bu şekilde toplayabilirsiniz ama öncelikle topluyorum. Yani normal şişe takıp bu şekilde popcorn yapabilirsiniz ama şöyle göstereyim. Şöyle yaklaştırayım. Bakın şuradaki ilmeğe batıp burayı sabitliyorum. Çok daha düzgün oluyor arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha yapacağım için daha net görebilirsiniz. İlmeğimi şişime taktım. Bakın ilk popcornumu yaptım. Şöyle görüntümü de yaklaştırayım. Daha rahat anlayalım. Devam ediyorum. 11 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Burada araları 11. Bir de popcorn yapıyoruz. 12 ve katları olduğunu söylemiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlk sıramıza dikkat edersek sonraki sıraları kurmak daha rahat oluyor zemine oturduğumuz için. Şimdi de normalde lifte kullandığım 5 numara arkadaşlar. Yine ipinize uygun bir tığ kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Yani ipi aldığınızda örebilecek kalınlıkta olması bizim için yeterli. 12. ilmeğimi aldım. Öncelikle sabitledim. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Sonrasında üzerine doladım. İlmeğime batıyorum. 1 2. Tekrar doladım. Doladım. 1 2. Bakın 3 tane oldu. Tekrar doladım. 1 2. Üzerini doluyoruz. 2 kere de topluyoruz. Öncelikle 1, sonrasında 2 ilmek alarak. Toplamda bakın çektiğim zincirle birlikte 5 tane trabzanım oldu. Birleştirdim. Şöyle arkaya döndüm. Şöyle gösterebilirim. Bakın hemen dibindeki ilmekten geçirip popcornumu sabitledim ve şişime taktım ilmeğimi. Dediğim gibi farklı şekilde örerek de, yani şişle de yapılan popcornlar var. Daha önce yaptıysanız
Nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine 12. ilmeğime popcornumu yapıyorum. Artık daha hızlı yapmayı tercih edeceğim. Sıra başına kadar yapacağız çünkü 3 zincir çektim, doladım. 1, 2. Tekrar doladım. 1, 2. 5 tane olana kadar kenarda çektiğimiz zincirle birlikte 4 oldu. 5.'yi de yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. Son olarak şöyle görebilirsiniz. Taktım ve sabitledim. 3 tane popcornumuz oldu. Örmeye devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Yine bir, iki, üç. Artık anlatmadan hızlıca geçiyorum. Hatta şöyle birkaç tane de ilerleteceğim. Topladım. Dördüncü popcornumu da yaptım. Şöyle birkaç tane daha yapayım arkadaşlar. Yine sonuna doğru birlikte yapalım. Şöyle birkaç tane daha popcorn yapmaya devam ettim. Çok fazla uzatmak istemedim. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine popcornumuzu yapıyoruz. 12. ilmeğimizi aldık. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Üzerini doladım. 1, 2. Tekrar doladım. 1, 2. Tekrar. Öncelikle 1, sonrasında 2 ilmeği birlikte alarak trabzanlarımı yaptım. Sonrasında hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde yapan da var. Ama dediğim gibi şöyle bakın daha net görebilirsiniz. Arkadan şöyle sabitlediğimizde çok daha düzgün oluyor arkadaşlar. Sabitledim ve şişime taktım. İşte örmeye devam ediyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen 12. ilmeğe popcornumu yapacağım. Bir, iki, üç. Birinci trabzanım, ikinci kenardaki zincirle birlikte 3 oldu. 4 ve 5. Hepsini birlikte görüntüm kadrajdan çıkmış kusura bakmayın. Şöyle topladım. Sabitledim. Tekrardan yapıyorum. Sabitledim ve geçirdim. Şöyle görüntümü
düzelteyim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine popcornumu yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen hızlıca artık yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Sonrasında sabitliyorum. Oldukça güzel bir popcorn ortaya çıktı. Son artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Popcornumu yapıyorum yine, son popcornum. Hepsini birlikte topladım. Sonrasında sabitliyorum ve ilmeğimi taktım. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Bakın her iki tarafta da 6 ilmeğim. 6 ilmekle başlamıştım. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 kenar patımı da haroşa örgü örüyorum. Arka sıramız tüm örgü boyunca tamamen ters örgü olacak. Şimdi ben arka sıramı ters örüp ikinci sırama devam edeceğim. Örgümüzün de arka yüzünü bu şekilde baklava şeklinde görebilirsiniz. Şimdi arkayı ters örüp ikinci sıramızla devam edelim. Evet, kurulumumuzu yaptık. İlk sıramız olan popcorn sırasını tamamladık. Bakın oldukça güzel popcornlar elde ettik. Şöyle çekildiğinde de bozulmuyor çünkü sabitlemiştik. Bakın oldukça kullanışlı bir model oldu. Şimdi ajurlu sıralarla, yani baklavayı yapacağımız sıralarla devam edelim. Oldukça zevkli bir model yine. Hani popcornu yapıyoruz, sonra ikinci bir popcorna kadar ajurlar yapıyoruz. Sonrasında yine popcorn sıramız geliyor derken hızlıca biten bir model oluyor ve sıkmıyor bizi de açıkçası. Şimdi yine öncelikle 7 kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. Ben ters örüyorum, kafanız karışmasın. Şimdi 6 tane düzümüz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ördük. Bakın burada bir tane düzümüz, 6 tane vardı. Artırdım. 3'ünü birlikte alıyorum. Popcorn yaptığımız ilmek tam ortaya gelecek şekilde 3'ünü birlikte aldım. Tekrar bir tane artırma yaptım. 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar artırdım. Yine bakın popcorn yaptığım ilmek tam ortaya gelecek şekilde 3'ünü birlikte alıyorum. Yani kesme işlemi yapıyorum. Hemen başında ve sonunda da artırmış oluyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birkaç tane daha yapacağım. İlerleteceğim. Yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Artırdım. Üçünü birlikte aldım. Artırdım. 9 ilmek düz örüyorum. İkinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örmeme gerek yok. Yine burada son olarak bakın buradan 9 ilmeğe öreceğiz. Üçünü birlikte keseceğiz, artıracağız. Yine burada da başta olduğu gibi 5 ilmeğimiz kalacak. İkinci sıramız da bu şekilde örmeye devam edelim. İlk ajurlu sıramızı tamamladık. Dediğim gibi sıra sonuna kadar anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Yarım anlatım demeyin lütfen. Başında nasıl yaptıysak zaten bir sürü popcorn var. Hepsinde aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Şöyle ben yine birkaç tane gösteriyorum. Sonrasında devam edebiliriz. Çünkü hani şöyle en azından 3. popcorn'a gelene kadar anlatmam gerek. Çok uzun oluyor video. Gereksizce uzatmanın da anlamı yok. Yine 7 kenar patımı ördüm. 5 ilmek örüp artırmıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Normalde baklavada şurada artırırız arkadaşlar. Daha önce yaptıysanız bilirsiniz. Burada farklı görüntü var. Zaten fark edersiniz. Bir tane artırdım. Bir düz ördüm. Yine üçünü birlikte kesiyorum. Kesmelerimiz hep aynı yerden olacak. Şöyle görebilirsiniz. Kestim. Bir tane düz ördüm. Tekrar artırdım. Şimdi tekrar bir özet geçelim. 4 ilmeğimizi düz olarak ördük. Bir tane artırdık. Bir düz. Üçünü birlikte ördük. Bir düz. Sonrasında yine artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın artırdığımız ilmekten hemen önce bir tane düz örmemiz gerekiyor. Artırdım. Bir tane düz. Üçünü birlikte örüyoruz. Bir tane düz, bir tane artır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalde dediğim gibi bakın baklavalarda buradan artar. Burada bu şekilde artırdım. Bir düz ördüm. Üçünü birlikte alıyorum. Tam ortadan kesmelerimiz hep aynı yerden. Yine bir düz sonrasında artır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 9, 7 eksilerek devam ediyor. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Üçünü birlikte kestim. Bir tane düz ördüm. Sonrasında artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son kez yapıyoruz. Bakın artırdığım ilmekten bir öncesi düz. Artırdım. 1 düz ördüm. Üçünü birlikte kestim. Şuraya ilmeğimi kaçırdım. Hemen takıp ördürüyorum. Üçünü birlikte ördüm. Herhalde öremeyeceğiz. Kestim. Bir düz, bir tane dola. Burada biraz zorlandığımız için kafanız karışmasın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane doladım. Bir düz ördüm. Yine üçünü birlikte alıyorum. Bir tane düz ördüm. Artırdım. 7 ilmek düz. Bu şekilde ikinci, pardon, üçüncü sıramızda tamamlıyoruz arkadaşlar. Başladığımız gibi zaten aynı gidiyor sıra sonuna kadar. Yine sonrasında bakın son sırada şöyle artırdığımızda kenarda 4 ilmek kalacak. Şimdi sıramızı örelim. Arka sıralarımız tamamen ters örgü. Evet, bakın yavaştan örgümüz şekillenmeye başladı. Buradan baklava açılıyor. Diğer baklavalarda olduğu gibi burası da kapanarak devam ediyor. 3 sıramızı geride bıraktık. 4. sıramızda
Devam edelim. Öncelikle yine kenar patımızı örerek başlıyoruz. 7 ilmek kenar patım. 1 bir önceki sırada 4 ilmek örüp artırmıştık. Şimdi 1, 2, 3. Evet, 3 ilmek ördüm, artırdım. Bakın artırdığımızdan bir sonraki, yani önceki ilmek her zaman düz olarak alacağız. 1 ilmeğimizi aldık. 2, sonra yine bakın ortada kalan 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Burada bir önceki sırada artırmıştık, bir düz örmüştük. Şimdi bakın artırdık, 2 düz, üçünü birlikte aldık. 1, 2. 2 düzümüzü ördük, artırdım. Bir önceki sırada arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Artırdım. 1 ilmek düz, 2 ilmek düz. Burada keseceğimiz yer artık az çok tahmin ediyorsunuz. Ortada 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Sonrasında 2 ilmek düz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine artırma noktasına geldim. Bir dola, 2 ilmek düz. Yine ortadaki 3 ilmeği kesiyoruz. 2 ilmek düz. Kesmeler hep aynı yerden, artırmalar sağa ve sola doğru kayarak devam ediyor. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Artırdım. 1, 2 ilmek düz. Üçünü birlikte alıyorum. 2 ilmek düz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği düz ördüm. Artır. 1, 2 düz. Üçünü birlikte ör. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Şöyle bakalım. Baştan tekrar özetleyeyim. 3 ilmek düz artır, 2 düz, üçünü birlikte kes, 2 düz artırdık, 5 ilmek düz ördük, artırdık, 2 düz, üçünü birlikte al, 2 düz. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Bir sonraki sırada, yani 5. sıramızla devam edelim. Evet, 5. sıramızla devam ediyoruz. Aslında modelimizin bu son sırası. Diğer sıralarda baklava modelinde olduğu gibi sadece yerleri değişecek. İşlem aynı işlem arkadaşlar. Yaptıkça anlayacaksınız ne demek istediğimi. 1, 2 ilmek düz ördüm. Yine doladım. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Yine bakın kestiğim ilmek tam ortada olacak şekilde 3 ilmeği birlikte ördüm. Yine sonrasında 1, artırdığım ilmek 2. Sonra bir tane daha düz ördüm. 3 ilmek artırdım. 1, 2, 3. Son sırayı üçlü olarak düşünebilirsiniz. Bakın 3 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3. Sonrasında 3 ilmeği birlikte ördüm. Yani kestim. Sonrasında yine 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırdım. 1, 2, 3. Şurayı 11 ilmekle başlamıştık. Arasına bakın 3 ilmeğe kadar düştü. Artırdım. 1, 2, 3. Yine ortadaki 3 ilmeği birlikte topladım. 3 ilmek düz. Şöyle görebilirsiniz. Dörtlü şekilde aslında şöyle birinci kadememiz tamamlandı. Son kez gösteriyorum. 3 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3. Tekrar doladım. Şurada ilmeğimin katı açılmış. Doladım.
1, 2, 3. Yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmek düz. Evet, yine bu sıramızda bu şekilde aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Kenarda 3 değil 2 ilmeğimiz var. 2 düz, 1 dola, 3 düz, 3'ünü birlikte al, 3 düz. 1 dola, 3 düz, 1 dola, 3 düz, 3'ünü birlikte al. Bu şekilde son sıramızda ilerliyor. Bu sırayı yaptıktan sonra ikinci popcorn sıramızla, yani ikinci modelimizle devam edeceğiz. Evet, modelimiz şöyle kendine belli etti arkadaşlar az çok. Şimdi popcorn sıramıza geldik. Bu sırada yine popcornlarımızı yapacağız. Ama gördüğünüz gibi çapraz şekilde ilerliyor popcornlarımız. Öncelikle 7 ilmek kenar patımı örüyorum. İliklerimizi de açmayı unutmayalım. 15 sırada bir açtığımızda tam denk geliyor. Videonun başında yine söylemiştim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi ilk popcornumuzu 6 ilmek örüp 7. ilmekte yapmıştık. Burada hemen popcornumuzu yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3. Doladık. 1, 2. Doladık. İkili trabzan şeklinde son ilmeğimizi çekmiyoruz. Zaten başlangıçta yapmıştık. Şöyle kısmen göstereceğim. Üçünü birlikte aldım. Yine arkada sabitledim popcornumu. Şöyle geçirdim. Yine bir önceki sırada yaptığım gibi 11 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burada 3 ilmeğim vardı. 11. Popcornlarım hep bu 3 ilmeğin tam ortasına denk gelecek arkadaşlar. Bakın 3 ilmeğim vardı. Bir sonraki de buraya denk gelecek şekilde popcornlarımızı yapıyoruz. Şöyle yine 1-2 tane daha yapacağım. 1, 2, 3. Çok zevkli gerçekten. Hani iki farklı örnek uyguluyoruz zaten. Bir tarafta baklava, bir sırada popcorn modeli. Sıkılmadan zevkle yapacağınız bir örnek. Hani bazı kolay örnekler çok sıkıcı olur. Yani aynı sürekli aynı tekrar yaparız. Özellikle haroşa örgüyü birçok örgücü hiç sevmez arkadaşlar. Ama böyle örgüler zor gibi görünse de zevkle ve heyecanla yapılıp hemen biten modeller olur her zaman için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 11. ilmeği ördüğümde yine popcorn burada kapattığımız 3 ilmeğin, yani kalan 3 ilmeğin tam ortasına gelecek şekilde denk geliyor. Çıkardım. Üçüncü popcornumu da yapacağım. Sonrasında ben yine örmeye devam edeceğim. Zaten az çok anladık artık modelimizi. Bunu hani daha az ya da daha fazla doldurmak mümkün arkadaşlar. Ama böyle toplamda kenardaki zincirle birlikte 5, yani şişimizde, tığımızda 5 ilmek olduğunda yeterli gelecektir. Ama çok daha ince bir ip tercih ediyorsanız eğer 6-7 de doldurmak mümkün. Özellikle çeyizlik yeleklerde angora tarzı ipler tercih ediliyor. Oralarda böyle yetersiz gelebilir. Şimdi ben örmeye devam edeceğim. 11 sıra aralıklarla yine popcornumu koyacağım. Başta ve sonda da aynı şekilde tam kenar ilmeğine denk gelecek arkadaşlar popcorn. Popcornumuzu yapalım, sonra yeni bir model kurulumuyla tekrar birlikteyiz. İkinci modelimizin ikinci sırasıyla devam ediyoruz. Popcornumuzu yaptık. Buradan sonrası aslında bildiğimiz gibi arkadaşlar. Sadece kenarda şimdi göstereceğim.
Kesme işlemimiz yarım örnek olduğu için 2 olacak. Sonrası yine burada yaptığımız gibi. Popcorn'un hemen ortasından 3 ilmeği birlikte topluyorduk. Bu ortada kalacak şekilde bakın. Burada örneğimiz yarım olduğu için buradaki kesimimizi ikisini birlikte alıyoruz. Yine aynı şekilde sondaki de bu şekilde olacak. Zaten hani sona geldiğimizde 2 ilmek kalacak. Oradan fark edersiniz. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın yine popcorn'u yaptığım örnek tam ortada kalacak şekilde keseceğim. Öncesinde artırdım. Üçünü birlikte ördüm. Bir tane doladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuzuncu ilmeğimi ördüm. Artırdım. Bakın yine sağlama olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Hani bir yanlışlık kayma var mı diye. Eğer burada bu ilmeği de ördüyseniz mutlaka geri gelip bakmalısınız. Ya fazla örmüşsünüzdür ya da bir yerde yanlışlık yapmış olabilirsiniz. Doladım. Üçünü birlikte ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artırdım. Üçünü birlikte aldım. Yine artırıp 9 ilmek şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Dediğim gibi aynı burada yaptığımız gibi ilk popcornumuzu yapmıştık. Sonra üçünü toplayıp 9 ilmek düz örerek artırmalarımızı yapmıştık. Şimdi son kez göstereyim isterseniz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artırıyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. İkinci sıramız popcorn'u yaptıktan sonra bu şekilde devam ediyor. Bu sıramızı örelim. Yine üçüncü sıramızla devam edelim. Yine ikinci modelimizi yani popcorn'umuzu koyduk. Bir sıra yaptık. Üçüncü sırasıyla devam ediyoruz. Birçoğumuz dediğim gibi artık bundan sonrasını kolaylıkla yapabilir. 2, 4, 6, 7. 7 kenar patımı ördüm. Kenarlarda ikinci popcorn'a geçtiğimizde diğer bir modele geçene kadar kesme işlemimiz ikili olacak arkadaşlar. Burada çünkü yarım örneğimiz var. İkisini birlikte aldım. Bir düz ördüm. Sonrasında 7 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 ilmekle başlamıştık popcornumuzu. Bir önceki sırada 9'du. Şimdi 7 ilmek. 1 ilmek ördüm. Üçünü birlikte aldım. Yani kestim. Yine bir düz ördüm. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düz ördüm. Bakın yine artırma yerine geldim. Bir tane artırdım. Bir düz ördüm. Yine üçünü birlikte ortadaki ilmeğimiz, kestiğimiz ilmek tam ortaya gelecek şekilde. Üçünü birlikte ördüm. Yine bir düz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, 7 ilmek örecektik. Evet, 7 ilmeğimi ördüm. Artırdım. 1 düz ördüm. Yine popcornumuzun tam ortasındaki ilmek ortaya gelecek şekilde üçünü birlikte ördürdüm. Artırdığım ilmeği yanındaki düzü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzümü ördüm, artırdım. 1 düz, üçünü birlikte ör. 1 ilmek düz. Tekrar doladım.
7 ilmek düz örerek örmeye devam ediyorum arkadaşlar. 7 ilmek var. 3 ilmek kalana kadar bu şekilde yapacağız. Sonrasında yine popcorn'un yeri değişecek. Ben şimdi sıramı tamamlayıp arka sıramı ters örüp geliyorum. Yine 4. sıramızla devam ediyoruz. Popcorn sırasını sayarsak toplamda 5 sıradan oluşuyor zaten. Takibiniz kolay olsun diye sıra sıra anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yine kenarda dediğim gibi bu örnek bitene kadar 2 ilmek keseceğiz. Sonrasında 1, 2 ilmek düz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine her zamanki artırdığımız yere geldik. 2 ilmek düz ördük. Üçünü birlikte aldık. Yine 1, 2 ilmek düz ördük, artırdık. 5 ilmek, 1, 2, 3, 4, 5. Yine artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Sonrasında üçünü birlikte alıyorum. 2 ilmek düzüm var yine. Artırdım. Arada 1, 2, 3, 4, 5. Artırdım. 1, 2, 3'ünü birlikte alıyorum. 1, 2. Tekrar artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine artırdım. 1, 2 ilmek düz, üçünü birlikte alıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Zaten hani benimle sıraları harfiyen yapıyorsanız buraya kadar gelip diğerlerine yine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben örmeye devam edelim. Bir sonraki sıramızla, yani son sıramızla artık anlatım yapacağım. Devam edeceğiz ve videomu sonlandıracağım artık. Zaten bakın baklava da dilimi de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi örmeye devam edelim. Evet, son sıramızla devam ediyoruz. 7 kenar patımı yine örüyorum haroşa örgü olarak. Yine ilk olarak kenarda 2 ilmeğimi kestim. 1, 2, 3. Bir önceki sırada demiştim burası üçlü model diye. 3 ördüm. 1, 2, 3 tane yine ördüm. Artırdım. 1, 2, 3. Üçünü birlikte örüyorum. Şöyle tekrar bir kenardan özet geçeyim. Kafanız karışmasın yine. 2 ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane artırdım, yine 3 ilmek ördüm. Bir tane artırdım, 3 ilmeği ördüm. Üçünü birlikte kestim. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Üçünü birlikte kestim. Yine 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Artırdım. 1, 2, 3. Yine 3'ünü birlikte aldım. Keseceğimiz yerler artık zaten belli oluyor. Artıracağımız yer de belli oluyor. Kestim. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sonrasında yine artırdım. 2, 3 ilmek ördüm. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Kesiyorum. Bir, iki, üç ilmek örüyorum. Artırdım. Bir, iki, üç.
Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor ve ikinci modelimiz de bitmiş oluyor. Şimdi bir sonraki popcorn sıramıza gelmiş oluyoruz bundan sonra. Çünkü modelimiz bakın 3 tane kaldı. İlmek 11 ilmekle başlamıştık. Bir sonraki popcornumuzu yapacağız yine ilk başta yaptığımız gibi. Şöyle göstereyim, ben artık hani çok fazla uzatmaya gerek yok. Gerek bitene kadar da anlatsam aynı şeyleri anlatmaya devam edeceğim. 2, 4, 6. 7. ilmeğe yapacağımız için bakın yine 3 tane kalan ilmeğin tam ortasına geliyor. Yani ilk başta yaptığımız gibi. Öncelikle 7 ilmek, pardon 6 ilmek göreceğiz. 7. ilmeğimizde popcornumuzu yapacağız. Sonra 11 sıra aralıklarla yaptığımızda yine tam buradaki popcorn sırasına gelmiş olacak. Ve böyle devam ederek bir buraya bir buraya popcornlar şeklinde baklavalar oluşarak yeleğimiz tamamlanacak arkadaşlar. Yeleğin boyunu ise hem ilkten hem de modelden ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Toplamda şu ilk baklavamız 4 baklava olduğunda yeleğimizi bitiriyoruz. Yine tercihen daha kısa ya da daha uzun yapmanız da mümkün arkadaşlar. Evet, yine güzel bir yelek, çok şık bir yelek anlatımı yapmaya çalıştım. Eksik anlattığım, takıldığınız bir yer olursa yine yorum bırakın. En kısa sürede yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma hani abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve özellikle paylaşmayı da unutmayın. Yeni bir model, yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.